Ben... Niye? Her an biri gelebilir. Seher, babam, Mehmet, herkes. Beni dinlemeye mi geldin? Feriha! Feriha! Baba! Al şu anahtarı kızım. Farkında olmadan yedeğini de alıp çıkmışım. Dışarı çıksan içeri giremeyeceksin. Ha. Feriha, kimse yokken seninle konuşmak istiyorum. Bak kızım, sırf bizim iyiliğimiz için halan karşıda çalıştığı yerden alacağı aylıktan vazgeçip buraya geliyor. Her ay köye anana para gönderiyoruz. Bir de ödememiz gereken bir borcumuz var malum. Yani senin anlayacağın bu kadar yokluk içinde tek varlığımız evimizin huzuru. Halanın yanında yengeni el üstünde tutacaksın. Yok odamızı aldı, yok babam divana kaldı diye ortalığı ateşe vermeyeceksin. Oldu mu kızım? Hadi kal sağlıcakla. Çıktı, dayanamadım girdim. Meşhur kapıcı dairesi burası işte. Burası benim odam. Aynam yukarıdan gelmişti. Senin kadar garip duruyor burada değil mi? Seninle buluşmadan önce burada hazırlanırdım hep. Burada ağlardım bize. Burada düşünürdüm. Aşağıdan yukarısı nasıl gözüküyormuş? Ne kadar uzak. Ne kadar imkansız. Anladın mı şimdi? Hadi git. Git, böyle konuşamayacağız. Böyle olmaz. Git. Mehmet. Ah! Mehmet yapma! Mehmet yapma! Ne işin var lan burada? Mehmet yapma! Yapma! Ne yapıyordun lan kardeşime? Ne işin var burada lan? Mehmet! Hı? Mehmet tamam yapma ne olur. Mehmet yapma ne olur. Çekil be ya! Lan. Mehmet yapma. Derdin ne lan senin? Geberteceğim seni. Mehmet yapma. Mehmet yapma ne olur. Ne işin var lan burada? Evime aldım bu herifi. O anladı beni be. Ben girdim. Mehmet yapma. Bulacağım çıktı kusurlar. Gördün mü lan? Şerefsiz! Ne yapıyordun lan kardeşime? Biz de mi gülüyoruz? Ne yapıyordun? Belam oldu lan başımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Öldüreyim lan seni. Ne diyor kız? Ne bu sesle? Ne işin var lan senin burada? Ne işin var? Ne yapıyordun lan evimde? Ne yapıyordun kardeşimle? Ha? Gel bunu. Aman! Mehmet! Mehmet! Ne diyorsun? Oğlum dur hele dur. Ya eve almış herif, eve almış. Tövbe de olur mu öyle şey? Oğlum dur hele dur. Oğlum sen daha değil duruyorsun. Hadi yürü ya. Ya Mehmet, hadi Mehmet abi çık. Ne olur. Hadi dur, dur sakin ol. Kapı hadi. Çıktı. Heh. Ben kendim girdim. Kim oluyor? Ne demek kendim girdim lan? Haram giriyorsun evladım. Evladım tövbe ya Mehmet. Öyle laflar etme. Neyine güveniyorsun lan? Borcumuza mı güveniyorsun? Dur oğlum dur hele tövbe. Tövbe et yavrum. Hadi yavrum sen de durma Allah aşkına. Git çocuğum. Git daha git. Ha. Hadi oğlum çıksana seninle çık. Çık oğlum çık. Dur. Ya oğlum sen de çıksana ya. Bir daha girmeyeceksin buraya, girmeyeceksin. Heh, Mehmet dur oğlum. Ama... Bir daha gelmeyeceksin lan buraya. Dur, Allah aşkına bir sus yavrum. Aman oğlum, hadi Allah aşkına sus yavrum. Hadi sakin ol yavrum, sakin. Canım. Sakin ol. Lan ben seni ne yapayım lan? Hayır Mehmet abi, Mehmet abi ne olur yapma, ne olur yapma. Oğlum yapma Allah. Kocanı sakinleştir. Eğer Feriha'nın kılına zarar verirse, ona dokunursa... ...kocanı sakinleştir. Mehmet oğlum babana bir şey belli etme. Kurban olayım yavrum bak. Biliyorsun tansiyonu var. Arangiler gittiğinden beri de eli böğründe dolaşıyor. Ama kurban olayım. Kurban olayım oğlum. Mehmet ne oldu burada? Ya anlatsanıza ne oluyor? Ya o buradaydı. Çıldırtmayın adamı ya. Şişt. Gözlerimle gördüm daha ne? Tövbeler tövbesi evlerden olarak. Ya bizde olmaz öyle şeyler Mehmet. İki düşün bir konuş oğlum. Şu kızım sen şu kocana mukayyet ol hadi bakayım. Hadi sen bir gel biz dışarıda bir konuşalım. Hadi bir sakinleş. Hadi. Gülsüm az çık kızım dışarı. Yani şimdi kızın ne günahı var? Çık. Dayın gelmeden ortalığı toplayalım hadi. Bak Feriha, ya 2 hafta önce olmuş olsaydı Mehmet'e kalmaz ben kırardım bacaklarını ama... ...anasız kalmış kuşa kıyamam ben. Ah kızım, ayağını denk al. Bu benim Gülsüm'e de kötü örnek olma. Benim şefkatimi kaybetmem olur mu kızım? Hadi. Kalk da baban gelmeden şu ortalığı toplayalım. Hadi gülüm. Hadi. Ya herif kapının önünde değildi Seher. Evden çıkıyordu. Benim evimde. Daha ne diyeyim? Tamam. Tamam anlıyorum ama bir sakin ol, tamam mı? Hadi bir oturalım konuşalım seninle, ha? Ya konuşulacak iş mi bu? Herifi diyorum evden çıkarken gördüm. Daha ne diyeyim? Ya anlıyorum tamam. Ya ama ya Allah aşkına senin aklın eriyor mu? Ya öyle bir şey olsa bile yani Feriha gündüz vakti. Halamlar ev taşırken tövbe yarabbim çocuğu eve mi alacak? Ben kardeşime güveniyorum Seher. Ama o güvenmiyorum. Ya ben bunları iyi bilirim. Şimdi borcumuz var ya. Kim bilir kafasından neler geçiriyor. Ama ben kardeşimi ona yem etmem. Ay saçmalama ya. Senin de aklına hep en kötüsü geliyor. Üniversiteyle ilgili bir şeydir, okulla ilgili. Ne bileyim, derse ilgili bir şey soracaktır çocuk. O yüzden gelmiştir eve. Ya Feriha'yı tanırım. Aklı ermez böyle işlere. Ya aklını çelerse? Ya annem de yok. Kız öylece kaldı. Asıl onu köye götürmesi lazımdı annemin. Ama dur, babam şu işi bir öğrensin de. Ya sen iyice delirdin. Ya böyle bir şey babana söylenir mi? Söylemeyip ne yapacaksın? Ay Mehmet yapma Allah aşkına, adama inme iner. Bir de bu yaştan sonra emekliliğini mi yakacaksın? Ne yapayım Seher, sen söyle ne yapayım? Ulan adamı kendi gözlerimle evden çıkarken gördüm. İşin peşini mi bırakayım? Ya tamam, işin peşini bırak diyen yok sana. Ama bir sakinleş. Yani böyle yangına körükle gitme. Bir ortalık durulsun. Zaten Feriha'nın kesin gözü korkmuştur bak. O çocuğu daha yanına yaklaştırmaz o. Hem şimdi annen duyacak, üzülecek kadın. Büyümesin iş. Sonra bir de Ömer'i kapıp tekrar buraya mı gelsin kadın? Yazık değil mi? Ya okul için ben daha iddialı bir şeyler istiyorum. Yani böyle göze çarpsın, görünce ben buradayım desin. Tarzına uygun bir şeyler çıkarmaya çalışacağım canım. Sen Hande'yle fazla takılmaya başladın galiba. Ah, bak Hande gibi bir şeyler olabilir aslında. Yani iyi fikir. Hayatım, Hande'nin vücut şekliyle senin vücut şeklin birbirinizden biraz farklı. Bence biz sana uygun başka bir tarz yaratmaya çalışalım. Kimseye örnek almayalım, olur mu? Ah, Aysun Hanım hoş geldin. Merhaba. Şahane, herkes buradaymış. Kızlar nasılsınız? Butikte her zaman keyifliyiz. Yani yeni imaj yaratmak ruhumuza iyi geliyor. Şimdi bir de siz gelince tam oldu. Çok güzel. Ama ben bugün sizin imaj çalışmalarınıza katılamayacağım. Ben açılışta o kadar çok kompliman aldım ki bir teşekkür etmek istedim. En azından bir kahve içelim mi? Başka bir gün için şimdiden sözleşmiş olalım. Çünkü buradan Emir'e uğrayacağım. Sonra da daha önceden verilmiş bir sözüm var. Tamam ama başka bir sefere mutlaka. Şey, aslında ben de şimdi çıkacaktım. Yani isterseniz birlikte gidelim mi? Olur. Çok güzel olur Cansu'cum tabii. Öyleyse görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açılışta sizinle daha çok konuşuruz diye düşünüyordum ama olmadı. Ah, evet. Hızlı bir geceydi değil mi? Ya öyleydi. Kalabalık, gazeteciler, tesadüfler. Tesadüfler demişken şu okula yeni gelen öğretim görevlisini tanıyor musun Cansu'cuğum? Daha benim dersime hiç girmedi. Ama tanıyorum. Çünkü ben onu Feriha'nın yeni erkek arkadaşı diye biliyorum. Öyle mi? Siz bile şaşırdınız. O kızdan iyi kurtuldunuz Aysun Hanım. Kardeşim. Efendim kardeşim. Sana geliyorum, evde misin? Evet. Emir, uyuyor musun sen? Geldin mi? Ben seni sonra ararım. Zannedersin harp çıkmış. Ne sehpanın ayağı kalmış, ne tablo kalmış. Bak Gülsüm, bir bildiğin varsa bak. Yok anne, ne bileceğim ben? Bak, bir bildiğin var da anana demiyorsan, o numaradaki oğlanla bu Feriha'nın arasında bir şey varsa, vallahi ikinizin kemiklerini bir kırarım ona göre. Yok anne, bilmiyorum dedim ya. Telefona bakıver. Alo. Alo Gülsüm. Yengeciğim. Anne. Anne. Kuzum, yavrum benim, anneciğim, canım kızım. Feriha. Annem ne yapıyorsun? Feriha, ne oldu annem? Yok anne, çok özledim. Ben de seni annem. İyi misin? Çok özledim, o kadar. Kızım, iyi misin Feriha? İyiyim, okula gidip geliyorum. Halamla Gülsüm de yanımızda artık. İyiyim yani. İyi. Mehmet'im orada mı? Ha, geldi şimdi anne. Mehmet, annem. Feriha, birbirinizi üzmüyorsunuz değil mi anneciğim? Aklı burada kalmasın oğlum ha. Hadi yavrum. Anne. Mehmet, kurban olurum sesini annem. Ya Emir, bir dikiş falan lazımdır belki. Böyle olmaz ki. Cansu, gider misin? Tamam. Ben de gidecektim zaten ama... Cansu, ben buradayım, merak etme. Peki. Ama bizde her türlü ilaç bulunur. Yani ağrı kesici falan. Aklınızda olsun, olur mu? Teşekkürler Cansu. Anne, sen de. Ben sana bunu kimin yaptığını öğrenene kadar hiçbir yere gitmiyorum oğlum. Bana burada neler olduğunu anlatacaksın Emir. Yoksa ne yapacağım biliyor musun? Aşağıya ineceğim. Yeter be, kavga ettim işte, ne var? Aysun abla. Bence sonra konuşursunuz. Şimdi böyle olmaz. Peki. Yine oğlumun istediği gibi olsun. Ama artık benim sabrım kalmadı oğlum. Sabrım gerçekten taşıyor. Ve bu duruma daha nasıl tahammül edebileceğimi bilmiyorum. Ne oldu bu sehpaya ya? Ay babacığım, ay sakarlık işte. Bugün böyle biz işte koşturmaca, ev taşımaca falan derken... ...sen sehpa düş, ayağı kırıl. Ay keşke sizin adamlarınız taşısaydı biz böyle temizlik yaparken, değil mi? Tutkal çekmek lazım buna. Tamam, ben yaparım. Dur sonra bakarız. Benim çöpe çıkmam lazım. Ben çıkarım baba. Ben çıkarım. Emir. Kardeşim kalk bir git duş al. Bir elini yüzünü yıka. Bu ne ya? Emir. Ben nasıl girdim o eve ya? Nasıl bu kadar tedbirsiz davrandım? Şimdi Feriha... Bu nasıl çaresizlik ya? Seni bir daha kardeşimin etrafında görürsem. Okulda, apartmanda, sokakta. Seni doğduğuna pişman ederim. Anladın mı? Anladın mı? Ya ona kötü bir şey olsaydı? Mehmet abi dayıma bir şey söyleyecek diyordum, patladı vallahi. Ya nasıl girdi eve o? Ya al girdi de ne oldu işte? Her şeyi gördü. Her şeyi. Kendimi çırılçıplak hissettim. Evden çekip çıkarmak istedim. Niye? Onu affettiğin için mi? Yoksa onu evde göremediğin için mi? Olması o kadar garipti ki. Kapıları yüzüme kapatırken bile bu kadar yabancı gibi gelmemişti bana. O evde, o odada. Sanki bizden başka herkes vardı. Feriha benim hayatımda hiçbir zaman heyreti olmadı. Ama ben onun hayatında heyreti kalmışım. Ne gördüm biliyor musun? Ne kadar imkansızmışız biz. Bunu bile bile hala çok istiyorum onu. Emir. Ne istiyorsun sen? Yalanları da gerçekleri de unutmak. O burada sadece eski eşyalar, rutubetli duvarlar görmedi ki. Korkularımı gördü. Çaresizliğimi gördü. Gördüğü hiçbir şeyi unutmayacak. Aa, İlker değil mi o? Anne sakın. İlker merhaba. Ne tesadüf ya. Hı, şahane. Nasılsın İlker? Çok iyiyim, siz? Teşekkür ederim. Tanıştırayım babam. Baba Lara'yı hatırladın sanırım. Evet, bu genç hanımı hatırlıyorum bir yerlerden. Merhaba, ben Adnan Geniz. Memnun oldum. Adını sıkça duyduğum hukukçulardan birisiniz. Demek İlker'in de babası. Siz de Tülin Atavay olmalısınız. Evet. Eski eşim kreasyonlarınızın büyük bir hayranıydı. Öyle mi? Ne güzel. Anne, terimiz soğuyacak. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler. Of anne. Bu yürüyüş aşkının altından bir şeyler çıkacağına eminim. Koray da burada kalmış. Birazdan çıkarlar. Demek ki birlikte gidecekler. Cansu, ne yapıyorsun? Sen git Sanem Hanım, ben Emirlerle birlikte gideceğim. Ama bu çok komik. Yani camda durup onun çıkmasını mı bekleyeceksin? Komikse gül ve git. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Günaydın. Seher, dün Emir kavga etmiş. Sen bir şey duydun mu? Duymak ne demek? Kendi gözlerimle gördüm. Mehmet Emir'le Feriha'yı bizim evde bastı. Ne? Ya. Ne? Yürü. Okula mı götüreceksin beni? Ha bir de başımda bekle. Sen bir daha sözümden çık. Bak bakalım okula gidebiliyor musun? Bakma öyle. Bakma. Bakmasana öyle. Sen daha benim geçen gün birlikte annemin mektubunu okuyup ağladığım kardeşim değil misin? Ben sana insan gibi sordum Feriha. O herif etrafında dolanıyor mu, seni sıkıştırıyor mu diye sordum. Yok dedim. Şimdi herifi evimize kadar sokuyorsun. Sen dua et, ben seni biliyorum, güveniyorum. O herif para diye dolanıyor, sen de korkup bir şey söyleyemiyorsun. Ne alakası var ya? Buraya her gün doka uğraşacağım be, aman adamın canı kalmıyor. Ah, gelin hanım sen kendi yatak odasındaki dolabı aldı. Ondan sonra bize de buraya gelin, buraya istiflenin dedi. Ha bunlar da camı kalmış. Benim de adım Hatice ise ben buradaki bütün istifi oraya taşırım şimdi. Gideyim o şey vardı, sepeti alayım geleyim ben. Feriha'nın kardeşi sana ne tuhaf baktı değil mi? Dikkat etmedim. Bazen düşünüyorum da belki de hepsinin haberi vardı onun planlarından. Yani belki de senin burada olmana ailece çok başka anlamlar yüklüyorlar. Neden Feriha ile ilgili konuşuyorsun? Sen dün Mehmet'le kavga ettin. Sonra da Feriha'yı korumak için annene hiçbir şey söylemedin değil mi Emir? Feriha ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ya tamam. Ama bak, onun seni yeniden kandırmasına izin verme, ne olur. Bana bir daha böyle bir şey söyleme. Bana Feriha ile ilgili hiçbir şey söyleme. Aman sen daha ye bakalım Hatice Hanım. Gebe koyunlara döndün vallahi. Dolaplar doluymuş. Ben bir yerleştireyim de gör bak bakayım dolu muymuş neymiş. Sanem Hanım, hafta sonundaki yemek organizasyonunun davetli listesi efendim. Menüyü tekrar istediğiniz gibi düzenledik. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Sanem Hanım odasında mı? Koridorun sonunda. Güzel. Sanem Hanım. Ben de sizi arayıp teşekkür edecektim. Gecenin mimarı sizdiniz. Öyle güzel tepkiler aldım ki. Sayenizde otele hoş bir hareket geldi. Harika. O halde sınavı verdik. Sıra kutlamaya geldi. Ödüllendirilmeyen başarı, başarı değildir. Öyle değil mi? Bu bir teklif mi? Kesinlikle. Öyleyse ikinci kuşağı çabuk bir şekilde organize edelim. Bakalım programları neymiş? Aslında bu teklif sadece sizin içinde. Öyle mi? Ne bileyim, siz onları o kadar öne çıkardınız ki ben de bu programa ikinci kuşağın da dahil olacağını düşündüm. Bırakın öne çıkan onlar, duyan bizler olalım. Hı? Kulağa hoş geliyor. Ne zaman diyelim? Söz konusu keyifli bir yemekse ertelemeyi hiç sevmem. Bu geceye ne dersiniz? Görünmüyordun ortalıkta. Ah, şifayı fena kapmışım. Antibiyotikler, iğneler. Anca toparlandım. Anne çorbası olmadan zor oluyormuş. Anne çorbası. Sen de mi yurtta kalıyorsun? Ya yok. Ya ben ailemle yaşıyorum ama... annemle küçük kardeşim köye döndü. Onları özlüyorum yani. Başka kimseyi özlemeye benzemiyor değil mi? Emir'i özlemekten mi, anneni özlemekten mi bahsediyoruz? Ne alakası var ya? Hangimizi tanıyorsun ki bu kadar yorum yapıyorsun? Allah Allah. Üzgünüm. Benim hatamdı. Böyle bir şey nasıl yaptım bilmiyorum. Sızlıyor mu? Eve girmemeliydim. Sana bir şey... Yok, ben iyiyim. Ben... birazdan işletme kulübüne gideceğim. Boş olur bu saatte. Belki biraz... Biraz konuşuruz. Eyvallah. Sağ ol. Afiyet olsun. He. Veysel teşekkür etti. Benzin derdimiz bitti dedi. Çok memnun kalacaklar. Yahu Mehmet. Aybaşı geldi geçiyor. Biz borcumuzla ilgili daha bir şey yapamadık. Ya... beni de Seher'in ev sahibi uğraştırıyordu. Para istedi, onunla uğraştım. Anan köye giderken bir şeyler bırakmıştı ama... İnsan yatırmaya utanır diyorsun. Neyse, neyse. Daha ay bitmedi. Bazı birikimler yaparız inşallah. Hadi, Allah sana kolaylık versin. Eyvallah. Sağ ol. Müsaitseniz önemli bir konu var da. Ben de sizi arayacaktım. Şu borç meselesini kapatıyoruz ama babamın bilmesine gerek yok. Ben kendi hesabımdan ortak hesaba borcun kalan kısmını yatıracağım. Ben de sizi bu yüzden aradım. Böyle bir şey yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü borç kapatıldı. Nasıl yani? Dün tamamı ödenmiş efendim. Kim? Kim ödemiş? Elden ödeme yapılmış. O konuda bir bilgim yok. Hande, telefonunu açınca hemen ara beni lütfen. Ya Hande nerede ya? Vallahi ben de aradım ama ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Hasta mı acaba? Bravo. Oturabilirsin demedim sana. İzin istemediğim içindir. Ne istiyorsun? Proje meselesi mi? O San'la Feriha arasında. Onu siz çözün. Ben seni tebrik etmeye geldim. Hayırdır? Borç meselesi. Temiz iş. Neden bahsediyorsun? Kaptan. Zorlama artık. Aysun Hanım merhaba. Cansucuğum merhaba. Ben sizin Emir'i merak ettiğinizi düşündüm de bir aramak istedim. Bir şey mi oldu? Ben Emir'in kiminle kavga ettiğini öğrendim. Yani daha doğrusu emin oldum, bunu sizinle de paylaşmak istedim. Emir, Feriha'nın kardeşiyle kavga etmiş. Emir, seninle konuşmak hep çok zor oldu. Benim konuşmaya cesaretim yoktu, seni dinlemeye. Ama kendimle yüzleşmek çok zordu. Niye öyle bakıyorsun? Ne yapıyorsun sen Feriha? Nasıl yani? Bir şey söylesene. Ne söylememi bekliyorsun? Ne diyorsun ya? Daha biraz önce konuşacağız demedik mi? Gerisini kaptan anlatsın sana. Ne? Levent Bey. Borcunuzu benim ödediğimi düşünüyor. Ne? Ne borcu? Borç kapanmış mı? Evet. Ama bunu ben yapmadım. Başarıyorsun sen bunu? Ajansı şekil önünden hiç uğraşamam şu an. Bir dakika. Ne diyorsun sen ya? Emir senin evinde basılıyor. Sevgilin seni eski sevgilinle aynı projeye veriyor. Büyü mü yapıyorsun sen bunlara ya? Şekil önümden dedim. Pardon. Hadi be kadın be, hadi be. Of. Eh be Hatice hala ya. Of ya. Çok pardon. Buyurun. Zehra Hanım yok mu? Zehra anne yok. Yani köye gitti. Yani Ömer'i de aldı, artık köyde yaşıyor. Anladım. Peki teşekkür ederim. Siz neden sormuştunuz Zehra anneyi? Siz kimsiniz? Ben Seher. Yani gelinleriyim. Mehmet'in karısıyım. Mehmet'in karısı. Söyleyin kocanıza. Oğlumdan uzak dursun. Siz Emir'in annesiniz değil mi? Siz beni duydunuz mu Seher Hanım? Duydum merak etmeyin. Ama ben zaten sizin tarafınızdayım. Ben o Feriha'nın oğlunuza neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Söz. Kocamı oğlunuzdan uzak tutacağım. Yani bana güvenebilirsiniz, içiniz rahat edin. Hatta ben size telefon numaramı vereyim. Hani ne oldu ne bitti falan öğrenmek isterseniz hiç çekinmeden arayabilirsiniz. Ne münasebet. Sizin ailenizde kimse duracağı yeri bilmez mi? Sen bilirsin sarı şeker. Of halaya. Öf. Emir. 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 Emir borç. Evet Feriha. Borç. Borç ödenmiş olamaz. İmkansız. Ne yapıyorsun Feriha? Konuşacağız. İstersen at beni arabadan. Kaza da yapsam beni dinleyeceksin. Sen sadece kendini savunmak için konuşabiliyorsun değil mi? Şimdi de konuşmaya çalıştığım için mi suçluyorsun beni? Borç, ailen, annen, kardeşin. Hiç bizimle ilgili konuşmaya çalıştın mı? Emir ben konuşalım diye bizi eve kilitledim. Ben de onu söylüyorum. Bizim için değil. Annen evimi temizlediği için konuşmak istedin. Benden koruman gereken birileri olmadıkça yanıma yaklaşmıyorsun Feriha. O birileri dediğin benim ailem. Neyse. Sen beni sinirlendirmek için söylüyorsun bunları. Ama konuşana kadar arabadan inmeyeceğiz. Koray, merhaba ya. Hande'yi gördün mü? Görmedim. Kaç gündür arıyorum. Telefonu hep kapalı. Bana adresini verir misin? Gidip bakmam lazım. Sen niye bu kadar arıyorsun Hande'yi? Ona ihtiyacım var. İhtiyacım var. Yani son günlerde çok yakındık ya birbirimize. Cansu, bak ben seni çok iyi tanımıyorum. Ama kötü günler geçirdiğini biliyorum. Bence sen Hande'yi boş ver. Kendi dertlerinle ilgilen. Nereye gidiyoruz? Bilmem, seni bir yere mi bırakacaktım? Biraz yavaş gider misin? Feriha sıkılmadın mı? Emir ne yapmamı bekliyorsun? Levent Bey'in borcu ödediğini ima edip kestirip atamazsın. Feriha ne istiyorsun? Borcun ödendiğini sana kim söyledi? Muhasebeci. O muhasebeci bilmiyor mu kim ödemiş, ne zaman ödemiş? Biz o borcu ödeyemeyiz Emir. Daha dün babamı duymadın mı? Niye bunu yapıyorsun ya? Adam gitmiş borcu kapatmış işte. Daha niye yalan söylüyorsun? Ya ne yalanı ya? Ödememiş borcu falan. Delireceğim ya. Sen mi delireceksin? Ben ne yapacağım peki? Ne zaman olayları aşmaya çalışsam karşıma yeni bir şey çıkartıyorsun. Ya ben çıkartmıyorum. Bunun bir açıklaması olmak zorunda ya. Muhasebeci bilmiyor mu? Kim ödemiş? Ne zaman? Ne zaman söyledi sana bunu? Ne zaman söyledi biliyor musun? O Allah'ın belası borcu ben ödemek istiyorum dediğim zaman söyledi. Eğer gerçekten haberin yoksa soruları kimin cevaplayacağını biliyorsun. Hadi bin arabaya. Yavaş kullan. Korkma, misafircilik oynamaya gelmedim. Hatta oturmayacağım bile. Yarım saate kadar yetişmem gereken bir randevum var. Benden tavsiye almaya geldiğine göre çok önemli biri olmalı. İşte buna gülerim ben. Bir yıl boyunca kandırıldıktan sonra hala bu apartmanda oturan oğlumdan tavsiye alacak kadar düşmedim. Ne istiyorsun baba? Şu haline bak. İşte bunun cevabını istiyorum. O kızla tanıştığından beri neden Emir Sarrafoğlu gibi değil de bir sokak serserisi gibi davranıyorsun? Açılışta yılın rezaletine imza atabilirdin. Ve gördüğüm kadarıyla da yüzüne güzel bir imza atılmış zaten. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Çöp yok. Sağ olun. Ne oldu? İçin mi ezildi? Neredeyse kayınpederin olacaktı değil mi? Git ellerini öp de çöpleri de sen topla bari. Heyecanlı olur. O kadın borcu kapattığına göre artık burada uğraşıyorum mazeretinde kalmadı. Bir dakika. Kadın? Evet. Neydi adı? Ha, Sofya Hasan'dı galiba. Aile dostlarıymış. Sıra dışı kapıcı ailesinin de hatır sayılır dostları bitmek bilmiyor. Neyse sonra görüşürüz. Buyurun. Mehmet, ben yarın Veysel'i bir yoklayacağım. Sen de acaba paranı erken mi isteseydin diyorum. Hayırdır baba? İkisini birleştirip yarın bankaya yatıralım. Borç için yani. Yukarıdan bir şey mi dediler babacığım? Yok kızım. Ay yok, ben senin yüzünü hiç beğenmedim. Baba doğru söyle. Bir şey mi oldu? 10 numaranın babası oradaydı da yüzüme uzun uzun baktı. Aybaşı geçti, neredesiniz der gibiydi. Haksız mı yani? Gel şuraya. Gelsene. Ya çabuk şunu suya tutalım. Tamam, yok bir şey, yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim? Nevbahar Hanım, misafiriniz geldi. Teşekkür ederim. Kendisine biraz sonra restorana ineceğimi söyleyebilirsiniz. Tabii efendim. Nevbahar Hanım az sonra restorana ineceğini söyledi. Sağ ol. Cansu ile Pelin'den arta kalan tüm zamanımı otele veriyorum. Yine de işlere istediğim kadar hakim olmadığımı itiraf etmek zorundayım. Bütün yükün omuzlarınıza binmesi gerçekten çok zor olmalı. Çok zor. Haldun beni işlerden hep uzak tuttu. Tabii fikirlerime çok değer verirdi ama işin içinde olmakla dışarıdan bakmak arasında çok büyük fark var. Bu yüzden sizinle yaptığımız ortaklık benim için çok değerli. Size her konuda güvenebileceğimi biliyorum. Kesinlikle. Öyleyse dostluğumuza içelim. Dostluğumuza. Ve bir dostunuz daha geliyor. Sonra? Galiba annesiyle bir randevusu var. Arkadaşınız aslında okulda Emir'e torpil yapsa aralarındaki buzlar eriyebilir. Ya Feriha, ya bir de Levent Bey mi çıktı başımıza şimdi? Ya biliyorum ben onun borcu ödemediğini. Ödese söyler, niye yalan söylesin ki? Kim ödedi o zaman Feriha borcu? Bilmiyorum. Ya aslına bakarsan kim ödediyse ödedi ya. Biz sevineceğimiz yerde üzülüyoruz. Bak kurtulduk işte, borç bitti. E ne diyeyim ben babama? Kimin ödediğini bilmiyorum ama borç kapanmış. Oh ne ala mı diyeyim? Vallahi bilmiyorum ne diye ama yani bir an evvel dayıma da söylemek lazım. Bak adam çok üzülüyor Feriha ya. Ya bir rahatlar. Hem o Emir de artık Mehmet abiyle uğraşmaktan vazgeçer. Yani Mehmet abi de rahatlar ha. Öyle de. Emir de bana o kadar güvenmiyor ki. Taktı Levent Bey'e, borcu o ödedi zannediyor. Levent Bey aşağı, Levent Bey yukarı. Başka bir şey konuşmuyoruz. Ya kız Feriha, bak bu Levent Bey. Önce borcumu ödemek istedi diyorsun. Sonra da okula geldi. Ya ne bileyim ben, bu sana şey falan olmasın işte, hani anla yani. Ne olmasın ya? Ne alakası var? Olmaz öyle şey. Bu Emir neden bu kadar çok kıskanıyor bu adam o zaman? Ya Levent Bey'in sana bile anlatamayacağım özel durumları var. Yani mümkün değil. Sakal sana hiç yakışmıyor. Ben memnunum. Şüphem yok. Bizim sana yakıştıramadığımız her şey seni memnun ediyor. Bülent nerede? Benim burada olduğumdan haberi var mı? Bu buluşmadan haberi var. Ama nerede buluştuğumuzu söylemeye gerek görmedim. Çünkü bununla hiç ilgilenmiyor. Beni görmek istemiyor. Bu seni şaşırtır mı? Yoksa kırar mı? Sizce hangisi? Benim için ikisi de inandırıcı olmaz. Bu kadar yeter bence. Bülent'i görmek istedim, ona söyleyin lütfen. Hı? Sözümü bitirmedim henüz. Bülent okulu bıraktı. Ona harika bir örnek olan abisinin izinden gidiyor. Görmediği, tanımadı, konuşmadı. Ama yaptığı bütün yanlışlarını ezbere bildiği abisinin izinden. Ya söylemeyeyim diyorum ama yani şu halan da sanki bilerek yapıyor. Ya bütün evin nevresimlerini değiştirmiş, yıkamış ama bizimkine dokunmamış nedense. Ya gözünü seveyim, ne alakası var ya? Ne alakası var? Ya insan eli değmişken değiştirmez mi bizimkileri de? Ay inanmıyorum ya. Ha divanın altında ne varsa gelmiş dolaba koymuşlar. Ya güzelim bırak Allah aşkına, gece gece başımıza iş çıkarıyorsun ya. Ya iyi de Mehmet, zaten benim 3-5 tane eşyam var. Çıfır çarşısına dönmüş burası. Ivır zıvır. Of. Hamam tası bile var. Budur. Ben biliyorum. Var mı öyle ya? Saçma sapan. Zıvır eşya. Hayır kusura bakma ama yani Zehra annem de milletin evini temizlerken kendi evini boşlamış. Konuş Seher. Şuna ıvır zıvır. Aa! Nişan fotoğrafları. Nereden çıktı bunlar ya? Kaldır at şunları. Ama baksana Mehmet, ben de varım. Ya kaldır at şunları, sinirimi bozma. İyi tamam. Hadi çarşafları ser de yatalım. Emrim. Onu ne zaman göreceğim ben? Sana karşı özel bir tavrı yok. Ama seni görmek gibi bir arzusu da yok. Sen o kapıdan çıkıp gittiğinde o sadece küçük bir çocuktu. Defalarca onu görmeye geldiğimi biliyorsun. En son ne zamandı? 10 yıl önce. Takvimlerle aram senin kadar iyi değil. Ama ne zamandı biliyor musun? Kocan. Bir daha bu aileyi rahatsız etme dediği zaman. Beni sildiğiniz zaman. O silgiyi babana da bana da sen kendin verdin. Sakın bu duygusal ajitasyonla benden şefkat bekleme. Şefkat beklemek. Senden. Ben hiçbir zaman o kadar çocuk olmadım. Çocukken bile. Kalkabilirsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ortağım Ünal Sarrafoğlu. Açılış geceniz çok güzeldi. Tebrik ederim. Teşekkürler. Levent Bey, annenizi bulmuşsunuz. Evet. Neyse, sonra görüşürüz Nevbahar'cığım. Levent, hoşça kal. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel bir geceydi, teşekkür ederim. Çok sık tekrar edeceğimizden emin olabilirsiniz. Sana Bülent'le ilgili bilmen gereken her şeyi söyledim. Daha fazla söylenecek bir şey kalmadı. Sen beni suçla. Ben de dinleyeyim. Ben bunun için burada değilim. Onu ne zaman görebilirim? İlginde gerçekten samimi olduğuna inandığım zaman. İyi geceler. Aşk olsun anne ya, kaçırdım işte ilk dersi. Ah kuzum, gece geç vakte kadar ders çalışıyorsun yavrum, kıyamadım sana. Ay anne olur mu öyle şey, aman yani. Kimseye iyilik yaramıyor. Herkes bir havada ya. Hatice halacığım. He. Dün dolaptaki bit pazarını temizledim. Hı. Artık şuraya koyayım da biri atsın yani. Bu hamile halimle herhalde bana attırmayacaksınız. Eline sağlık. Seher Hanım, çöp atacak halin yok, yüklüsün ama öyle yüksek topuklu ayakkabılarla yukarı çıkıp iş yapmana mani olmuyor. Yukarının adeti böyle halacığım. Biz yukarıda ayakkabılarımızı bile çıkarmıyoruz. Bunu da duyan zanneder misafirliğe gidiyor be. Kızım sen hizmetçiliğe gidiyorsun, hizmetçiliğe. Feriha diyeceğim, sen az bekle kızım. Ben karşının servisini yapayım, geleyim sen şuraya şeyin başını bir bekleyiver. Olur mu yavrum? Şey taşmasın, sonra da onu öyle küçük yere alırsın. Ben karşı apartmanın servisini bir yapayım, geliverin. Hadi yavrum, hadi. Buyurun. Merhaba. Seriha. Benim. Evde kimse var mı? Sizinle rahatsız edilmeden konuşmamız gerek. Pardon, siz kimsiniz? Ben senin annenin bir arkadaşıyım. Neredesin Hande ya? Yazık değil mi o tırnaklarına? Neye canın sıkıldı senin? Söyle bakayım. Bak Seher, seni bir kere uyarmıştım. Bu iki etti. Bir daha bana arkadaşımmış gibi davranırsan kendini kapının önünde bulursun. Canım benim. Yani yardım edebileceğim bir şey var mı diye. Ya Feriha da aşağıda bir garipti. Ondan sordum. Garip mi? Ayakları yerden kesilmiş ve heyecanlı değil mi? Evet biraz heyecanlı. Yani böyle Gülsüm'le odaya kapanıyorlar. Bir fiskos, bir böyle kıkırdamalar falan. Dinlemedin mi? Sana onların konuşmasını dinle demiştim. O kadar kolay değil. Yani dip dibeyiz evde. Emir'i yine kandırmaya çalışıyor işte. Ya öyle bir çekim alanına girmiş ki Emir, yalanları bile unutuyor ya. Kahretsin ya, çöpe attım. Ne? Sen bekle. Sana öyle bir şey getireceğim ki o Emir, Feriha'nın bütün yalanlarını hatırlayacak. Gör bak. Feriha ben geldim kızım. Feriha. Bak reçelin altını açık unutmuş. Allah sen be. Ah yanacak bak. Ah neyse. Ne yapıyorsun kızım öyle çöpün içinde? Ya çok sevdiğim tokamı da yanlışlıkla atmışım da Hatice alacağım. Ona bakıyorum ben. Aman kızım canın sağ olsun. Ayşen Mehmet'e söyleriz yenisini alırsan. Olsun ben yine de bir bakayım. Sen reçeline bak. Sonra da buraya döndük. Anneni araştırırken sizin yaşadıklarınızı öğrendim. Araba kazasını, borcunuzu, annenin vurulmasını. Ama en zor olan onları yıllar sonra veda etmesini izlemekti. Demek annemin sevdiği biri vardı. Yanlış. Anneni çok seven biri vardı. Feriha, ben seni üzmek için gelmedim. Ben babama bir söz vermiştim ve onu yerine getirdiğim için buradayım. Belki biraz geç oldu ama bir kendimi dinlemem, toparlamaya ihtiyacım vardı. Annem neler yaşamış. Haberim bile yokmuş. Çok tuhaf. Belki benim bunları sana söylemeye hakkım yok. Biliyor Zehra bana çok kızardı. Ama benim de konuşmaya ihtiyacım vardı. Bu hikayeyi artık annem, ben, bir de sen biliyorsun. Artık babama sözümü de tuttum, rahatladım. Neydi babanıza verdiğiniz söz? Feriha, ben seni tanımıyorum. Nasıl karşılık vereceksin bilmiyorum. Ama ben bunu yapmak zorundaydım. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Ama söyleyin işte. Ben araba kazasından olan borcunuzu ödedim. Ne? Gittim sahibiyle görüştüm ve kalan borcunuzu kapadım. Bu onun bana vasiyetiydi. Bu kartta benim numara yazıyor. Bir gün eğer konuşmak istersen ne olursa olsun beni ara. İyi de ben babama ne derim? Ben senin babanla konuşacağım. Babam da böyle olmasını isterdi zaten. Ne anlatacaksınız babama? Bana güven. Ben Zehra'ya zarar verecek hiçbir şey yapmam. Süper. Her şey kabak gibi ortada işte. İnan sana yardım etmeyi çok isterdim ama ya bu fotoğraf benim için büyük tehlike. Ne diyorsun sen ya? Bak eğer bu nişan fiyaskosu ortaya çıkarsa ve aşağıdakiler bunu öğrenirse bu fotoğrafı benim verdiğimi anlarlar. Hatta kocam bile. Ya biliyorsun karnımda bebeğim var. Ya eğer bir süre çalışmayacaksam paraya ihtiyacım var değil mi? Ne yani? Sen bana bu fotoğrafı vermeyip satacaksın öyle mi? Ya inan ihtiyacım olmasa, yani bunu bir güzel bir paket yaparsan armağan ederim ama kendimi garanti altına almam lazım. Ne kadar istiyorsun? Böyle bir anda sorunca sen ne kadar teklif ediyorsun? Ben ne bileyim, 500 lira mı? 500 lira mı? Şaka mı yapıyorsun? Aralarındaki buzları eritmiş bir Feriha ve Emir'in arasını bozmak için. Sence 500 lira yeter mi? Ya bak birazdan Sanem Hanım gelecek. Ne istiyorsun onu söyle. 5000 lira. Ne? Manyak mısın sen be? Sen bilirsin. Teklif var, ısrar yok. Hoşça kal Seher. Ben bunadım mı yoksa Feriha'nın yengesi diye kıyameti kopardığınız kadın sizden mi çıkıyordu? Hiç kimsenin hiçbir şeyle ilgilenmeyip şimdi bu kızın bizim evde hizmetçilik yapmasıyla mı ilgileniyorsun Lara? Aa, ne oluyoruz ya? Hayır hesap mı soruyorsun bir de? Ne var yani kız çalışıyor burada. Sevdim kızı gözüm tuttu. Allah Allah ya. Sanki bir şey var ha. Neyse görüşürüz. Manyaklıkta çığır atlamışız. Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Rıza Bey. Evet, benim. Ben Hasan Adel'in kızıyım. Öyle mi? Buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Evet. Ben sizi babamın cenazesinde gördüm. Babamın mezarına toprak attınız. Buraya onun vasiyeti için geldim. Babam ölmeden önce biz buraya İstanbul'a geldik birkaç ay önce. Sizinle görüşme fırsatı olmadı. Ama hep sizden bahsetti. Son konuşmamızda sizin onun ailesine hep sahip çıktığınızı söyledi. O size vefa borcunu ödemek istedi. Ve araba kazasından olan borcunuzu ödedi. İyi ama hanımefendi... Lütfen. Bu benim babamın bana vasiyetiydi. Ve ben bunu yapmak zorundaydım. Feriha'yı gördün mü? Yok, görmedim. İrem, Feriha'yı gördün mü? Yok, bugün hiç görmedim. Hayda. Feriha'yı gördün mü? Merhaba, ben de iyiyim. Evet, Feriha'yı gördüm. Okuldan çıktı. Başka bir şey var mıydı? Pardon da bir derdimiz mi var seninle? Yok. Ben okulun muhtarıyım zaten. Böyle önüne gelen bana yüzüme bakmadan bir şeyler sorar. Ben de bunu hiç dert etmem. Haklısın, pardon. Bu arada birbirinize çok benziyorsunuz. Ne? Feriha ile sen. Böyle hoşunuza gitmeyen bir şey duyduğunuzda sorunu kendinizde değil başkasında arıyorsunuz. Ne diyorsun sen ya? Hayret bir şey. Yine helalleşemedik Hasan kardeş. Yine. Böyle mi utandırdın beni ha Hasan? Böyle mi? Bu zor günümüzde Hızır gibi yetiştin imdadımıza Hasan kardeş. Yine utandırdın bizi. Feriha! Alo! Alo! Sesini duymak istedim anne. Yavrum! Annem ne öyle kaçtı cılız çıkıyor sesi? Bir şey mi oldu annem? Emir dur koşma, ablanla konuşuyorum. Feriha! Anne! Söyle annem. Seni çok seviyorum. Ben de seni yavrum. Hadi Ömer'i de öp benim için. Olur. Sıkıştır biraz. Olur ablası. Sizi çok özledim anne. Biz de sizi. Hadi dikkat edin kendinize. Sen de kızım. Tamam annem. Borcu kimi kapattığını öğrendim. Ben de. Bu işin çözülmesine sevindim. Dün öyle görünmüyordun. Yapma Feriha. Sebebini biliyorsun. Biliyorum. Beni bu mahvediyor zaten. Koray, senin evin oralardan eve baksana bana. Apartmandan taşınıyorum. Hatice, ha. Bu akşam hep beraber dua yapacağız. Tabii abi, tabii. Eski bir ahbabın ruhu için dua okuyacağız. Bizim borcumuzu ödedi. O ne demek baba? Ne dediysem o. Bizim borç? Borç yok artık. Vallahi Allah gani gani rahmet eylesin. Bu apartmanın ona zarar veriyorum. Varlığım bile yetiyor. Daha dün kardeşiyle birbirimize girdik. Bugün babası görüyordu. Olmuyor. O adamların kafalarından geçenleri o kadar anlayamıyorum ki. Bu yüzden tedbir alamıyorum. Ya bizi bilmelerini bırak, yan yana görmeleri bile Feriha'ya zarar veriyor. Sen Feriha'ya işkence etmek için taşındığın apartmandan, şimdi onu korumak için ayrılıyorsun. Sen Feriha'yı affettin mi kardeşim? Ben sana inanıyorum kızım. Sen de kendine inan. İnandıklarının peşinden git. Yüreğindekine inanıyorsan onun da peşinden git. Şaştın şimdi bana değil mi? Anam ne dedi böyle diyorsun? Belki bir gün genç Zehra dile gelir. Belki onun da sana anlatacakları vardır. Of şuna bak. Biraz ürkütücü değil mi sence? Ürkütücü köpek yoktur. Ürkütücü sahip vardır anne. Aa İlker'in babası değil mi o? Of yine mi? Ürkütücü sahip vardır demiştim değil mi anne? Merhaba. Merhaba. Korkmuyoruz değil mi? Köpeklerden değil avukatlardan korkuyoruz. Kusura bakmayın biz biraz fazla hayvan severiz de. Tesadüfen aynı rotadayız. Benim için pek tesadüf sayılmaz. Sizi daha önce de burada yürürken görmüştüm. Ama o zaman tanışmıyordum. Öyle mi? İnsan burada yürürken nasıl yürüdüğünü anlamıyor doğrusu. Ayna karşısında yürümeyi bizim jenerasyonumuz pek sevmiyor. Spor salonları gençlerin olsun. Biz deniz kenarında yürüyelim. Anne terimi soyacak. Biz gitmek zorundayız kusura bakmayın. Hoşça kalın. Teşekkürler görüşmek üzere. Gel kızım. Onu anladım da babasına niye böyle kaba davranıyorsun? Kanımız çekiyor diyelim. Ah. Gel içeri. Hadi ver şunu. Al bakalım. Hayrını gör. Cansu? Ne yapıyorsun sen burada? Ona para verdin gördüm. Seher sen artık gidebilirsin. Dur bakalım hiçbir yere gidemezsin. Çabuk geri ver o parayı. Sen karışma Sanem Hanım. Hadi Seher. Ya ne demek karışma? Cansu sen ne saçmalıyorsun? Alışveriş yapıyorum. Ne saçmalıyorsun? Siz ikiniz neler çeviriyorsunuz? Sen kime hesap soruyorsun ya? Kimin parasını harcıyorum ben? Senin mi? O paranın da, bu evin de, o patronu çelik tasladığın otelin de sahibi benim. Duydun mu benim? Ben istediğimi bu eve alırım. İstemediğimi de bu evden atarım. Buna sen de dahilsin. Unutma. Tek güvencem benim. Sanemciğim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Göz damlası sıktım da yaktı biraz. Neyse gitmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber? İyidir sana. Emir taşınıyor Feriha. Ne? İşte bana ev bakmamı söyledi. Birkaç ev gösterecekler. Bugün yarın hallederiz herhalde. İyi misin? Tabii. Mehmet'i gördü. Evi, babamı. İşkence etmeye değer görmedi demek ki. Adam seni koruyamadığı için taşınıyor Feriha. Başkalarının sana zarar vermesine tahammül edemediği için taşınıyor. Bana söylediği bu ve inan bana doğru söylüyor. Peki. Sen... Benim gitmem lazım. Görüşürüz. Başaramayacaksın Feriha. Buna izin vermeyeceğim. Kimin parasını harcıyorum ben? Senin mi? O paranın da, bu evin de, o patronu çelik tasladığın otelin de sahibi benim. Duydun mu benim? Ben istediğimi bu eve alırım, istemediğimi de bu evden atarım. Buna sen de dahilsin. Unutma, tek güvencem benim. Sanem Hanım, siz iyi misiniz? İyiyim. Bana asansöre kadar eşlik eder misiniz? Asansöre? Burada mı kalacaksınız? Bu seferlik böyle olsun. Hangi katta sizi yalnız bırakmayayım? Üf, ay bu yazmıyor ya. Ya Feriha. Ya yazmıyorsan bana kalemi verebilir misin? Feriha. Feriha burada mısın? Emir taşınıyormuş. Aa. Gidiyor yani. Gidiyor işte. Gitsin işte Feriha. Hem bizim için daha iyi değil mi? Ne bileyim dayımlar falan da rahatlar ha? Onun için gidiyor zaten. Beni daha fazla zor durumda bırakmamak için. İyi yapıyor işte o zaman. Ya Feriha, ya bu ne hal şimdi? Ha? Bak tepemize taşındığında da böyleydin. Şimdi gidiyor diye böylesin. Gitmesini istemiyorum Gülsüm. Yani ben bu durumda ne desem ne denir bilmiyorum Feriha. Ben de bilmiyorum. Gitmesini istemiyorum işte. Ya ne olursa olsun yukarıda olduğunu bilmek iyi geliyordu bana. Ben dayanamayacağım. Feriha nereye gidiyorsun? Gülsüm bırak gideyim. Yok ya Feriha bak ne olur saçmalama. Ya kal mı diyeceksin? Ha? Peki barışacak mısın o zaman? Bak barışmayacaksan bırak o da yoluna gitsin. Kal falan deme artık. Bak hiçbir şey söyleme, beni dinle sadece. Şimdi söylemezsem bir daha söyleyemeyeceğim zaten. Biliyorum çok mantıksız, çok saçma. Ama ben senin gitmeni istemiyorum.